Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün programımızda karantina sürecinde ve kış döneminde alınan kiloları nasıl vermemiz gerekiyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Zira karantina döneminde evde kalma süreleri arttı. Tabii birçok kişi karbonhidrat tüketimini arttırdı. Abur cubur tüketimi arttı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şimdi kilo vermeye çalışıyoruz. Peki sağlıklı kilo vermek için neler yapmalıyız? Konuğumuza soracağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Efendim önce karantina dönemini isterseniz biraz özetleyelim. Bu dönemde nasıl bir beslenme modeli uygulandı? Çünkü daha önce de konuşmuştuk, evde ekmek yapımı, evde hamur işi yapımı, farklı yiyecekler denenmesi, işte farklı menüler ve tabii kilo alımı da beraberinde geldi değil mi? Ne dersiniz? Evet, şimdi karantina dönemi bitti. Birazcık daha böyle yeni normalleşmeler başladığı için yavaş yavaş hani polikliniklerimiz de aslında dolmaya başlıyor. Ve geri dönüşlere baktığımda büyük bir kısmında evet bu karantina döneminde kilo alımları var. Tabii nedeni hareketsizlik. Yani uzun süre evlerdeydik. Çoğu kişi hareketsiz kaldı. Stres faktörü çok fazla. Bağışıklığımızı korumak adına yeme düzenleri çok arttı. Yani hamur işinin yanı sıra aman hasta olmayalım, aman bağışıklığımızı koruyalım diye hani meyvelerin tüketimi, meyve suyu bunların tüketiminin artması tabii ki bizde bir kilo yapıyor. Ve bunun yanı sıra da mutfağa olan merak da daha fazla arttı. Evde ekmek yapmalar, pideler, pizzalar, yani tüm dünya mutfakları herhalde birçok evde denenmiştir diye düşünüyorum. Ve bunlar yapılırken de ufak ufak yapılmadığı için mesela işte bir tepsi yapılıyor. Ve ailecek yeniyor. Bu tabii da Ramazan dönemi, evet, dediğiniz gibi pide, arkasından Ramazan tatlılar da geldi derken böyle üst üste biraz kilo alımları oldu. Ama tabii ki verilebilir. Önemli olan hani bu süreç boyunca alınan kiloların vücutta oturmaması. Eğer erken davranan önlemimizi alırsak da o kilolar oturmadan çok kolay bir şekilde verilebilir. Ama aman nasılsa bu yaz işte evdeyiz, çıkmayacağız, tatile de gitmeyeceğiz deyip bırakırsak ve kışa o kilolarla girersek üzerine çıkabilir. O da tabii ki hani sadece görsel değil, sağlık açısından da sıkıntılı. Çünkü vücuttaki yağ oranı arttığı zaman, kilo arttığı zaman en başta hareketimiz kısıtlanıyor. Yani çok böyle nasıl diyeyim, spor yapmaktan bahsetmiyorum. Eğilip kalkmak, kıyafet çıkarmak ya da merdiven çıkmak, işte alışverişleri istenmiyor, taşımak. Değil mi? Hem evet, eklem ağrıları olabiliyor hem de daha zor olduğu için, yani bir ağırlık olduğu için de vücutta daha zor hareket ediliyor. Evet, eklemle ilgili sıkıntıları, nefes almayla ilgili sıkıntı oluyor. Yani merdivenleri işte apartmandan çıkarken bile böyle nefes nefese kalınabiliyor. Dolaşımla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Hani şekerle ilgili problemler olabiliyor. O yüzden yaş ilerlemeden, kilo çok fazla artmadan en kısa zamanda bir önlem almamız lazım. Şimdi tabii yaz ayları olması bir anlamda da avantaj. Şu anda birçok kişiyi bu motive eden bir durum, kilo evet, verilmesini. Tabii bilinçsiz uygulanan diyetler de oluyor bununla ilgili. Hem sosyal medyadan insanlar bazı diyetler uygulayabiliyor ya da kişisel tavsiyelerle diyet uygulandığını görüyoruz. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şu an trend ne diyetlerde? Evet, yani her sene bir moda çıkıyor diyetle ilgili ama burada gerçekten dikkat etmemiz lazım. Hani kilo vereceğiz diye sağlığımızdan olmamamız gerekiyor. Herkes aslında bir sihirli değnek arıyor, hemen bir mucize, hop kiloyu verelim işte ufak bir şeyle ya da çok ufak bir karışımla kilolarımız, yağlarımız yansın gitsin istiyoruz ama böyle bir şey maalesef yok. Keşke olsa. Biraz çaba gerekiyor. Evet, çaba gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarz yapılan, yani kısa süreli verilen kilolarda maalesef tekrardan geri alınıyor. Hani benim hep söylediğim sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının sağlanması lazım. Ya bu demek değil ki hayatımız boyunca ne bileyim hiç tatlı yemeyelim, hiç ekmek yemeyelim ya da ne bileyim pideydi makarna yemeyelim değil. Bunları ne zaman ne kadar yiyeceğimizi öğrenmemiz lazım. Tabii ki yani kişiye göre miktarlar değişir ama her şeyi dengeli götürelim. Yani bir yanda hayatımızdan tek bir besin grubunu çıkarmak doğru değil. Ya da sadece tek bir besin grubunu, işte bir hafta sadece atıyorum elma yiyelim, bir hafta sadece kabak yiyelim.
bunlar çok doğru şeyler değil. Hani yaptığınız evet tartta bir eksilme görürsünüz ama sadece bir ödem, su, sıvı gitmiştir. İki hafta sonra ya da bir ay sonra o tarttaki rakam o tekrar yukarı çıkacaktır. Yani her sene bir moda, bir besin çıkıyor ya da bir diyet ismi çıkabiliyor. Eminim şimdi sosyal medyada artık bir sürü karşımıza çıkar. Aralıklı orucu çok sık duyuyoruz. Bu her metabolizmaya uygun mu? Şöyle aralıklı oruç yapılabilir. Aslında bu bir diyet şekli değil, bir beslenme alışkanlığı. Çünkü aralıklı oruçta tabii bir sürü bunun yöntemi var. İşte 5-2 yöntemi var, 16-8 yöntemi var. En çok kullanılan 16-8. Yani bu ne demek? 16 saat bir açlık, 8 saatlik süreçte de yemek yiyeceğiz. Genellikle mesela nasıl yapıyorlar? Saat 12'de ilk öğün başlanıyor, en son öğün 8'de bitiyor. Ya da belki sabah 10'da ilk öğünü başlatıp akşam 6'da bitirebiliriz. Buradaki en önemli konu yani o 8 saatlik süreçte yediklerimiz. Yani eğer orada da biz tamam hani aralıklı oruç yapıyorum deyip kahvaltıda işte börek, pişi, simit yiyip hani akşamında pizza, hamburger, işte fast food, kızarmış yemekler yersek hiçbir anlamı yok. Aslında kilo vermedeki temel mantık, yani tabii ki hastalık, psikoloji vesaire birçok şey etkiliyor ama temel mantık bir kalori açığı yakalamak orada. Kalori açığı yakaladığımız zaman zaten kiloyu vereceğiz. O yüzden yine kişiye göre özel olarak o hem saatler hem de yiyeceklerimizin miktarı ayarlanmalı. Yine kişilerin günlük ihtiyacı karşılanmalı. İşte tahılı, proteini, sebzesi bunlar neyse o güne dağıtılmalı. Yapılabilir ama mesela bazı kişilerde şöyle bir şey oluyor. Uzun süre açlık kan şekerine düşmelere sebep olabiliyor. Ya da uzun süre açlığa dayanamayıp bu sefer o yemek saati geldiğinde bir anda saldırmalar olabiliyor. Ya da yeme atakları gelişebiliyor. Özellikle mesela tıkınırcasına yeme dediğimiz bir yeme bozukluğu oluşabilir. Ya da var olan kişilerin bunu yapmaması lazım. Niye? Çünkü uzun bir süre aç bu sefer ne oluyor? Bir anda her şeyi hızlı hızlı yiyor. Bu sıkıntı. Ama eğer kişiler diyorsa hayır ben bunu tolere edebiliyorum. Benim için bu uygun porsiyonumu ayarlayabiliyorum. Evet tabii ki yapılabilir ama orada dediğim gibi yine miktar ve çeşitlilik önemli. Tabii burada kişilerin ek hastalıkları olmaması da az önce söylediğiniz gibi şeker düşmesini, ani değişiklikleri, tansiyon olabilir belki. Eşlik eden hastalıklar yoksa o zaman anahtar uzmanların eşliğinde bu tür diyetlerin evet, işte yapılması. Bizim hep söylediğimiz şey hani bu beslenme diyet hep kişiye özel olmalı. Yani hani size uygulanan bir şeyi ben uygulayamayabilirim. Aynı yaşta olabiliriz, aynı kiloda olabiliriz ama birçok genetik farklılıklar var. Çalışma şeklimiz farklıdır, uyku saatlerimiz farklıdır, fiziksel hareketimiz farklıdır. O yüzden mutlaka kişiye göre o ayarlanmalı. İyi mi geliyor, iyi gelmiyor mu da herkes aslında kendini tanır. Nerede hata yaptığını, neyin iyi, neyin kötü geldiğini de bilir. Ona göre hani biz her zaman soruyoruz. Hani nerelerde daha çok acıkıyorsunuz? Öğün saatleriniz nasıl? Hani bunlar bizim için aslında önemli bilgiler. O yüzden hep kişiye göre tamam bu saatte çok yani şey de doğru değil. Yani habire artık eskisi gibi 2 saatte bir habire yiyelim de doğru değil. Hani kişi nerede acıkıyor? Nerede doyuyor? Bunu anlaması lazım. Benim o hücre yenilenmesini engelliyor diye bir görüş de var değil mi? Evet o da var. Hani sürekli saat, bir yani sürekli insülin salınımıyla da ilgili var. Ama mesela kişinin reaktif hipoglisemisi varsa o farklı bir boyut. Mesela reaktif hipoglisemi olan kişilerde hani kan şekeri daha çabuk düşebiliyor. O yüzden bazı kişilerde evet o süreyi daha yakın tutabiliyoruz. Hani 2-3 saat gibi. İşte kişiden kişiye göre değişmesi, bir hastalık var mı yok mu, kullandığı ilaçlar bunu hep etkileyen şeyler. Onlara dikkat etmemiz lazım. Kilo vermeyle alakalı eğer sağlıklıysa hani herhangi bir ilaç kullanmıyor, herhangi bir rahatsızlığı yoksa da bu evet aralıklı oruç yapılabilir ya da hani sabah öğlen akşam şeklinde de yenilebilir. Bu kişiye göre ayarlanır. Benim hastalara hep söylediğim şey sofradan tıka basa dolu kalkmamaları. Çünkü belki çok hafif bir öğündür. Belki sadece salata yiyorsunuzdur. Kalorisi çok düşüktür. Ama tıka basa yendiği zaman bu sefer sürekli mide hacmini genişletiyoruz. Yani böyle ay çok doydum tamam hani kısmı değil. Yani tabii ki sofradan aç kalkmama değil ama hafif bir boşluk. Hani bunu da sağlamak için yemeklerin yavaş yenmesi çok önemli. O yüzden şimdi aralıklı oruçta hızlı yemek yeme bizim porsiyon kontrolümüzü zorlaştırabilir. O yüzden eğer öyle bir şey varsa kişilerde o zaman çok fazla önermiyorum. Ama porsiyon kontrolünü yapabiliyorsa onda bir sıkıntı yok. Nasıl doygunluğumuzu anlarız? Bir yavaş yemek,
iyice çiğnemek, yani lokmaları iki çiğneyip yutmak da iyi değil. Sindirimle ilgili de problemlere bu sebep olabilir. Bir de işte bir televizyon izlerken ya da telefonla uğraşırken de yemek yenmesini isteriz. Bu sefer ne oluyor? Çünkü televizyonda işte diziye, filme dalıp hani ne yediğimizin farkında değiliz. Aa, bir tabak bitmiş bile ama doydu mu doymadı mı bunu anlamıyoruz. O yüzden yemek yemeyi de bir ritüel olarak görmek gerekiyor. Ve belki de beyni de o şekilde empoze etmek gerek, değil mi? Evet. Hani psikolojik açıdan da şöyle bir görüş de var, çünkü televizyon izlerken bu sefer sürekli bir acıkma durumu. Hı-hı. Yani beyin televizyon eşittir yemek şeklinde, evet, bir kodlama yapabiliyor, hı-hı, gibi bir görüş de var. Evet, mesela şimdi işte akşam yerken, pardon, otururken televizyon karşısında bir şeyler yeme ihtiyacım var diyenler çok oluyor. Hani benim orada sorduğum soru, aç mısınız? Yok, aslında aç değilim ama diyor ki hani elim bir şeyler istiyor. Evet, çünkü neden? Beyin orada kodlamış. Hani aslında bizim aile kültürlerimizde bu çok var. Hani akşamları televizyon karşısında meyve soyulur, işte bir şeyler yenir ya da mısır patlatılır vesaire. Bu alışkanlığı biraz değiştirmemiz lazım. Çünkü orada gerçekten aç olduğumuz için yemiyoruz. Sırf bir el alışkanlığından, evet, dolayı alışkanlık yiyoruz. Ve orada ne kadar yiyoruz onu hiç anlamıyoruz bile zaten. Hani bir kase mi yedim, büyük mü küçük mü, kaç elma yedim, hiç onun farkında bile değiliz. İlk etapta hani kişiler biraz belki zorlanabilir. Hani televizyon izlerken, film izlerken bir şeyler yeme alışkanlığı bırakırken, ama bu da bir süreç, yapa 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 bir bakmışız hiçbir şey yemeden içmeden de televizyon, film izleyebiliyoruz. Yani olabildiğinde mesela küçük çocuklara örnek olmak açısından da evde mutlaka hani sofrada yenilmesi o anlamda çok önemli. Çünkü çocuk annede babada, işte abide avlada ne görürse o da onu yapacak. Son zamanlarda çocuklarda da diyabetin görüldüğünü, evet, biliyoruz, değil mi? Bu yani tür, obezite, diyabet çok fazla yaygınlaştı. Çok erken yaşlara indi. Şeker hastalığı aynen öyle erken yaşlara indi. O yüzden hani aman çocuk o ne istiyorsa yesin ya da sırf yedirmek için işte hani televizyon izlesin de ben onu yedireyim. Yani bu davranışları çok fazla yapmamak lazım. Obezite dediniz. Obeziteden bahsedeceğiz. Çünkü alternatif olarak da kilo veremeyenler obezite cerrahisine de yönlendirilebiliyor. Bundan bahsedeceğiz. Ama bilinçsiz uygulanan diyetler ne gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirir? Bunu da yanıtını alayım sizden. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu ölüm ve ölüm nedenlerine yönelik verileri açıkladı ve burada ilk sırada Türkiye'de 2019 yılında dolaşım sistemine bağlı ölümleri görüyoruz. Tabii bu da kalp hastalıkları, evet, da yine bu sıralama alt başlıklar arasında. Evet. Şimdi şöyle, dediğim gibi yani mesela o yapılan diyetlerde, yani yanlış yapılan diyet, kısa süreli diyetler, işte mucizevi beklediğimiz, hı-hı, diyetlerde biz ona bir yo-yo sendromu diyoruz. Ne oluyor? Kiloyu ver al, ver al, metabolizmayı bozuyoruz. Metabolizmayı zaten bozduğumuz anda tüm hastalıklara biraz da kapıları açılmış oluyor. Evet, dolaşım ve kalp hastalıklarına genelde ölüm hep birinci sırada çıkıyor. Burada hani kalp hastalıklarına karşı koruyucu olarak yapacağımız şey hareket, egzersiz çok önemli. Yani bu da her zaman hayatımızda olmalı. İlla ki deli gibi spor yapalım değil. Hı-hı. Kişi neyden hoşlanıyorsa, bu basit bir yürüyüş bile olur. Yani her gün bir 20 dakika, yarım saatlik yürüyüşün bile aslında bize çok fazla faydası var. İki, beslenme alışkanlığı olarak rafine şekeri, beyaz unu gıdaları uzaklaştırmamız lazım. Çünkü bunlar da dolaşımla ilgili kalp damar sistemine tıkanmalara sebep oluyor. Yani meşrubatlar içerisinde şeker oranları çok yüksek, glikoz şurubu oranları çok yüksek. Yani ne kadar paketli hazır gıdalardan uzak durursak o kadar iyi. Ben hep söylüyorum, mutlaka bir şey alırken içindekiler kısmına bakın. Bazen ambalajları çok süslü, çok sağlıklıymış gibi lanse edilebiliyor ama o arkasına baktığımızda özellikle okunmayan kısımlar çok önemli. Asıl şey orada saklı. Eğer hani şeker, glikoz şurubu bunlar varsa bu ürünleri kullanmayalım. Hazır dışarıda satılan böyle çok aşırı yağlı işte poğaça, börek, bunlardan uzak durmaya çalışalım. Evde yapılabilir. Evde çünkü hangi yağı kullandığımızı, hangi unu kullandığımızı belli, kendimize göre oranlarını azaltabiliriz. Ona dikkat edeceğiz. Olabildiğince işte beyaz dil, tam buğday, çavdar unu, işte kara buğday unu, bunlar kullanılabilir. Ve tabii ki yine miktarlar, işte şeker, beyaz un, evet, bunlara dikkat ettik. Biraz da hayvansal kaynaklı gıdaları azaltmakta fayda var. Ne kadar sebzeye yönelirsek, sebze ağırlıklı beslenirsek o kadar hem aslında bizim için hem de dünyamız için daha iyi. Çünkü sebze tabii zaman, şimdi yaz aylarında taze sebze meyveleri daha fazla, daha, evet, çeşitli bir şekilde, hı-hı,
ulaşabiliyoruz. Sebzelerle ilgili tamam, hani sebze tüketimi önemli ama meyveyi de biraz fazla kaçırabiliyoruz değil mi yazın? Orada porsiyon miktarına dikkat etmemiz lazım. Günde ortalama hani 2 maksimum 3 porsiyon evet meyve tüketilir ama mesela bunların bir anda böyle akşam saatinde tüketilmesini de istemiyoruz. Aynı anda işte atıyorum işte hem karpuz, şeftali, kayısı hani bir oturuşta hepsini yemeyelim. Gün içerisinde bölelim. Hani gündüz aralarda olabilir ve tek seferde bir porsiyonu geçmeyelim. Çünkü meyvenin fazlası yine karaciğer yağlanmasına sebep olabiliyor. O yüzden hani evet sağlıklı bağışıklığımızı güçlendirir. Lif içerikleri çok yüksek. Bağırsaklarımız için de çok iyi. Ama porsiyona dikkat etmeliyiz. Ya orada şeker miktarları da özellikle diyabet hastaları için bu da yine önemli bir işlev görüyor. Özellikle yani şeker hastaları yani gece şekerli meyveler, meyveleri tüketmemeli. Mesela dut, üzüm, incir, muz bunlar birazcık daha glisemik indeksi yüksek meyveler. Hani yasak demiyoruz. Hani evet yenilebilir ama sıklığına dikkat etmek lazım. Mesela sabah muz yedim. Hani öğleden sonra da bir üzüm, incir yiyeyim. Yarın işte tekrar bir dut yiyeyim gibi çok böyle glisemik indeksi yüksek meyveler arka arkaya gelmez. Hani yasak değil, tüketilir ama miktar ve sıklık yine aynı kapıya çıkıyoruz. Ona dikkat edilmeli. Obezite cerrahisine o zaman isterseniz geçelim. Çünkü bazı kişiler gerçekten kilo veremeyebiliyor ya da yıllarca aldıkları kilolar sağlığını tehdit etmeye başlıyor ve bir süre sonra tek seçenek cerrahi olabiliyor. Öncesinde cerrahi, öncesinde beslenmede ne gibi değişiklikler oluyor? Kimlere kilo anlamında obezite cerrahisi uygulanıyor? Bunun yanıtını alayım. Tabii en temel olarak hani beden kitle indeksi 40 ve üzerindeyse ya da 35 ve üzeri artı yan hastalıklar varsa işte kalp, şeker, tansiyon gibi hani obezite cerrahisi uygulanabiliyor. Tabii birçok cerrahi yöntem var. Buna da tabii doktorlar, cerrahlar karar veriyor. Ama tabii obezite cerrahisi de bir yine mucize değil. Bizim için bir araç. O yüzden mutlaka bir ekip tarafından yapılmalı. Yani hem cerrah, psikolog, diyetisyen mutlaka olmalı. Çünkü bu sürecin evet sadece olay ameliyat oldu bitti değil. Evet ameliyatla beraber özellikle tüp mide şu son zamanlarda yani en sık yapılan tüp mide olduğu için ondan örnek vereyim. Evet mide hacmi küçülüyor ama orada işte mide hacmi küçük olduğu için bizim yediklerimiz çok önemli. Yani o küçük mideye olabildiğince vücudun işine yarayan şeyleri vermemiz lazım. Ameliyattan sonra hani biz çok sık kontroller yapıyoruz. Hafta hafta ilerliyoruz daha çok. Ameliyat sonrasını anlatayım. Öncesini de hani bir bahsederiz. Şimdi çok ufak bebeğin midesi kadar hassas olduğu için ilk haftalarda daha böyle berrak sıvılar. Mideyi yormayacak sıvılar. Sonra böyle yavaş yavaş püre derken katıya geçiyoruz. Burada yine protein alımı bizim için önemli çünkü günde kişilerin 60-80 gram protein alması gerekiyor. Onu tamamlayabilmek için doğru kaynakları tüketmemiz lazım ki hani kaslarda bir sıkıntı olmasın ya da kemiklerle ilgili bir sıkıntı olmasın. İşte saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi yan etkilerin ortaya çıkmaması için doğru beslenmeyi biz burada hep ayarlıyoruz. Şimdi bu hafta bunu yiyelim, bundan bu kadar yiyelim, diğerini yiyelim gibi. Mesela burada kişilerin su tüketimi yine önemli. Aslında dediğim gibi mide yemeye izin vermiyorken biz onlara doğru beslenme miktarları öğretiyoruz. Kişi zaten böyle bir 3 ay 6 ay boyunca beslenince o alışkanlıkta oturmaya başlıyor. Orada dikkat edeceğimiz konu ya da hastaların en önemli şey ben yiyebiliyorum benim midem bulandırmadı bende bir sıkıntı yaratmadı deyip eğer zararlı olan işte kremalı pastalar olabilir, işte meşrubatlar olabilir özellikle. Eğer bunlara tekrar bir tüketim başlarsa kilo alımı da olabilir. O yüzden onları biraz hayatımızdan çıkarmamız lazım. Hani evet yiyebiliyorum, mideme dokunmadı deyip onları tüketmeyeceğiz. O tekrar küçük başlanıldığı noktaya dönülebilir bu şekilde. Yani yavaş yavaş kilo artımı olabilir. O yüzden her zaman hani benim mideme hangisi, benim vücudum için hangisi yararlı bir onu düşünerek karar vermek lazım. Değil mi? Çünkü mide hacmi çok ufak. Orada mesela bir meşrubat içse de doyacak ama onun yerine bir köfte yese de doyacak. O yüzden meşrubatı değil orada mesela köfteyi tüketmesi lazım. Tabii metabolizmayla da aslında kilo vermek doğrudan ilişkili değil mi? Metabolizmanın hızlı çalışması, yavaş çalışması ve buna neden olan hastalıklar da var. Evet. Tiroid hastalıkları örneğin. Bununla ilgili ne söylersiniz? Çünkü hani diyet yapmasına rağmen kilo verilemeyebiliyor. İşte o yüzden mesela yine ekip işi burada da çok önemli. Diyet sadece hani ben yazayım
bunları ye, gel değil, kan terlerine mutlaka bakılması lazım. Yani bir endokrine veya bir dahiliye doktoruyla beraber giderse, yürütülürse bu iş çok daha iyi olur. İnsülin direnci kilo vermeyi zorlaştırabilir. Ve kilo verilmemesi de insülin direncini tetikleyebilir. Bunlar böyle birbiriyle çok bağlantılı. Tiroidle ilgili hastalıklar, hani hipotiroid, Hashimoto gibi hastalıklar, evet, kilo verme sürecini zorlaştırabilir. Burada mutlaka bir endokrin görmeli, endokrin doktoru. Eğer gerekiyorsa bir medikal tedavi başlanmalı. Bunun yanına da mutlaka tabii ki egzersiz beslenme. Yani böyle üç ayak tabura gibi düşünmek lazım. Birinden biri olmazsa sistem tam istediğimiz gibi ilerleyemeyebiliyor. İşte belki de onun için programlarımızda sık söylediğimiz, mutlaka hekim kontrolünde bu tür diyetler uygulanmalı. Her şey aslında uzmanın kontrolünde olmalı. Hı-hı. Belki de ek hastalığı var bir kişinin, tiroidi var ama işte buna zarar verecek şekilde besleniyor. Bu ek hastalığın da artmasına, daha da ciddi sorunlara neden olabiliyor. Tuz tüketimi örneğin. Değil mi? Bunlarla ilgili sınırlamalar da yapılabiliyor. Aynen. Şimdi kişiye bir bütün olarak bakıyoruz zaten. Sadece hani kilo vermesi gerekiyor. Tamam, bunları ye değil. İşte insülin direncim var ya da böbrekle ilgili bir sıkıntım var. Kalple ilgili bir sıkıntım var. Tiroidle ilgili bir problem mi var? Çünkü özellikle tiroid hastalarında ödem, şişkinlik çok fazla olabiliyor. Tiroid hastalarında yapılan çalışmalara baktığımız zaman mesela süt içindeki laktozdan dolayı sindiremeyebiliyorlar. O şişkinlik yapabiliyor. Ya da mesela glutenin otoimmün hastalıkları etkilediği söyleniyor. Hashimoto da aslında bir otoimmün hastalık. Belki bazı durumlarda gluteni kesmemiz gerekebiliyor ama işte hani bunu, evet, her işte tiroid hastası bunu yapsın diyemiyoruz. Orada kişiye özel olarak hani birçok soru soruluyor, birçok tahlil yapılıyor. Onun sonucuna göre aslında ilerleniyor ve programlar veriliyor. O zaman kilo vermek isteniyorsa eğer sağlıklı ve dengeli beslenilmesi gerekiyor bir uzman kontrolünde. Sonuna da geliyoruz programımızın. Kilo almak isteyenler ama kilo alamayanlar da var. Onlar da merak ediyordur eminim. Onunla ilgili de ne yapmaları gerektiğini yanıtını alayım sizden. Onlar böyle arka planda kalabiliyor. Aslında kilo almak hani vermekten daha da zor. Vücuttaki sağlıklı bir yağ oranının olması lazım. Yani çok düşük yağ oranı da çok sağlıklı bir şey değil. Hani ideal değerlere gelebilmesi için bazı kişilerde biz kilo alması istiyoruz. Orada da ben nasılsa kilo almıyorum deyip işte fast food, abur cubur ile meşrubat ya, yiyorum bir şey olmuyor. Hadi ben bunları istediğim kadar yiyeyim bakış açısında olmamak lazım. Çünkü ilerleyen yaşlarda yine farklı hastalıklar çıkabilir ve biz bunları hiç hissetmeye de biliriz. Özellikle kilo alınması istiyorsa sağlıklı gıdalardan kilo alacağız. Yani sağlıklı yağları almamız gerekiyor. Zeytinyağı tüketimi olabilir, ceviz, badem, işte fındık, fıstık gibi çiğ kuru yemişlerden faydalanabiliriz. Bunun yanı sıra kilo almak isteyen kişilerde biz iştahsızlık da görebiliyoruz. Bunu önlemek adına da küçük, eğer iştahı yoksa kişilerin, belki porsiyon ufak olabilir ama içine kalori yoğunluğunu arttırmamız gerekiyor. Mesela makarna haşladık diyelim. İşte makarnayı tek yemek yerine üzerine işte kıymalı bir sos yapıp üzerine peynir eklenebilir gibi. Ya da yoğurt yiyeceğiz. Yoğurdun içerisinde biraz keten tohumu, zeytinyağı eklenebilir gibi. Ya da işte haşlanmış bir yumurta yemek yerine işte peynirli içerisine işte biraz böyle cevizin kırılıp konulduğu bir omlet yapılabilir. Hani evet, hacim aynıdır ama kaloriyi daha fazla mesela alırlar. Onlar da kilo alımına yardımcı olur. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür verdiğiniz ederim. Bilgiler için. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında sağlıklı kilo verme ve sağlıklı kilo alma yöntemlerini konuştuk diyebiliriz. Çünkü yaz aylarıyla birlikte diyetler de arttı. Yanlış uygulanan diyetler var. Ciddi sağlık sorunlarına neden olma ihtimali olan diyetler var. Bunlarla ilgili neler yapılmalı? Bu soruların yanıtlarını aldık. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir'di. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.